İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Enes bin Malik Hazretleri şöyle der: Ra'a Rasulullahi racula. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir adam gördü. Yetbav hamameten yel'abu biha. Bir güvercinin peşine düşmüş, onunla oynuyor. Fegal, Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki, şeytanun yetbav şeytane. Şeytan şeytana tabi olmuş. Bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem güvercinle oynayan kimseye hem de güvercinin kendisine şeytan demiş. Adama şeytan demesinin hikmeti şudur: adamın güvercinle eğlenmesi ve onunla oynaması boş ve faydasız bir iş olduğu için bu kişiye şeytan demiş. Zira boş bir şekilde vakti zayi etmek şeytana ait bir sıfattır ve onun işidir. Hadiste bahsi geçen kişi o anda şeytana benzediğinden ve şeytana ait bir sıfatla sıfatlanmış olduğundan Efendimiz aleyhissalatu vesselam o kişiye şeytan demiş ve şeytana benzetmiş. Güvercine şeytan denmesinin hikmeti de şudur: şeytanın işi kişiyi haktan alıkoymaktır. Güvercin hadiste bahsi geçen kişiyi haktan alıkoydu ve onun zamanını boşa geçirttiği için sanki şeytanın işini yapıyormuş gibi olmuş, bu sebeple de şeytan olarak vasfedilmiş. Bu hadisten, kıssadan hissemiş şu ola: kişiyi Allah'tan uzaklaştıran ve gaflete düşüren her şey şeytandır, yani şeytanın vazifesini yapmaktadır. Ve bir kimse o şeyin peşine düştüğünde o da şeytan olmakta, yani şeytana benzemektedir. Cenab-ı Mevla bizi hem şeytan olmaktan hem de şeytanlara tabi olmaktan muhafaza etsin. Amin.